Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulatkan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktanlar ekranımız olsun. Amerika Kengash Palata azaları Huawei ve Zhongshan üskünelerini setivelişini çekleş teklifi sundu. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Amerika'daki iki partiyanın Kengash Palata azaları 28 iyul Xitay Telegraf şirketleri Huawei ve Zhongshan şirketi ve başka şirketlerin üskünelerini setivelişi için çıkım kılmakçı bulan 19 trilyon dolarlık hükümet meblağını işiltişini çekleydiğen kanun layısını oturgu koydu. Xabarda qeyd qilinishicha, Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengash Palata azası Tom Cotton ve Demokratçilerin Kengash Palata azası Mark Warner bu məbləğinin Amerika Telegraf Toru'nu qalay məqallaşdırıb etdiğən üskünlərini setivelişki işiltilməsliğini yetişdi. Amerikanın xutquzuş planı dəb atılğan bu qanun layısı bu yıl martı məqullanğan bulub, Mark Warner bu haqda Amerikanın xutquzuş planı tarixi məbləğ səbəbidin bütün memleketteki ştatlar özlerinin ala süpetlik, erzan bahalık, yukarı süratlik internet torunu planlava dedi. Bu fırsatta biz çokum hiç kandak bir cemiyetinin tor bir hatarlıkını kurban kılmaslıkı kapalatlı kılışımız gerektiğen. Tom Cotton bu axtı yana Amerika hükümeti çokum küçülük tedbir kullanıp Xitay Komünist Partiyesini tor sahasından çıkarıp etiş gerek. Amerikalıklar işençilik ve bir hatar telegraf teknikisiyle erişişi gerektiğen bulup, Xitayning Huawei ve Zhongshan şirketleri bu haqda hiç qandaq inkas bildirmegan. Ma'lum bo'lishicha, mushu ayning 5-ida Amerika Federatsiya xabarlashish komiteti bilet tashlash orqali birda qaror elib, 1 milliard 900 million dollar mablag' selib, yezilardagi ko'p qism tijoratchilarining Huawei ve Zhongshan qatorli Xitoy shirketlarining uskunalarini telegraf to'ridan chiqarib atganligi uchun to'lam bergan. O'tgan yili Federatsiya xabarlashish komiteti Xitayning Huawei ve Zhongshan shirketini davlat bexatarlik tahdidi deb bekitgan edi. Şunaqlı Federatif Xabarlaşış Komiteti 2020-yılı 9. ayda Huawei ve Zhongshan üskünelerini tor kuruluşudun elbetiş ve almaştırışka 1 milyard 834 milyon dolar ketidiganlıqını mülkerligen idi. Xitay pay çeki bazarı tuyuqsız düşüp geldi. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe bu hafta Xitay pay çeki bazarı bir dilli tövelligendiyken Xitay aksiya nazarat qilib boshqarish amaldorlari xalqaradagi mablag' solg'uvchilarni bazlab, Xitayning siyosat orqali bu masalani tadrijiy hal qiladiganligini bildirgan. Reuters agentligi va Valkochisi jurnali ahvoldan xabardor kishilarning so'zini naql qilib xabar qilishcha, Xitay aksiya nazoratchilik komitetining muavin raisi Pang Shenhai chorshanba kuni kechda Gaoshan guruhi qatorliq davlat xalqigan bir qism mablag' solish shirkatlarining vakillari bilan yopiq suhbat yig'ini o'tkazgan. Yig'inda Xitoyning rasmiy taratqularida e'lon qilingan bir qator kishilarni umidlantiradigan xabarlarni yetkizgan. Nyu-York va Hong Kong aksiya texnik shirkatlari poychaklarning o'rlashga boshlaganligini, shundoqli yana bir qator tadbirlarni ishga solib, bozorni asliga keltirishga tirishilganligini e'lon qilgan. Valkochisi gazetasining xabarida bildirilishicha, Pang Shenhai yig'in qatnashchilariga Xitoyning yig'inda bu kasbdagi masalalarni hal qilib, muvofiq usulda taraqqiy qilishiga yordam beradiganligini bildirgan. U yana tunishtirib, Xitoyning dunyo bozoridan shaksiz ayrilib chiqadiganligini, bulibmi Amerika prinsipini asos qilgan bozordan shaksiz ayrilib chiqadiganligini bildirgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, bu yig'inda Xitoy doirlari mablag' solg'uvchilarining ishonchisiga erishishga urinigan bo'lsa-mu, biroq Xitoy umumiyuzlik nazorat qilib boshqarish harakati orqali maktab sirti ta'lim tarbiya sohasidagi qimmati 120 milliard dollarga yetadigan shirkatlarga ve teknolojiye magnetlerine zarar verip, meblağ salgıçılarının işencini suslaştırgan. Amerika parlamentinde Uyghur kişilik hukuk mülazimet liniyesi kuruldu. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, Amerika parlamentindeki iki partiya azaları Xitay'nın Uyghurlarının kişilik hukukı dahil kılış meselesini mahsus hal kılış üçün Uyghur mülazimet liniyesi kurgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Amerika Avom Palatasidagi Demokratlar partiya a'zosi Tom Suzi va Yangi-Jersi shtati Jumhuriyatchilar partiyasining parlament a'zosi Chris Simms 29 iyul parlament Uyg'ur liniyasi qurib, Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan kishilik huquqi sistemalik tajovuz qilish qilmishini texnik ko'p kishilarning tushunishiga sharoit yaratib berdiganligini e'lon qilgan. Shu orqali 21. asrda Sharq Turkistonda Uyg'ur kishilik huquqini tashkillik tafsanda qilish masalasini hal qilish qonunini qo'llashni maqsad qilgan. Uyg'ur liniyasi qurishning nishoni yana Amerika xalqi va xalqaro jamiyatining Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarni tushunishiga kapolatlik qilish,
Amerika parlamentinin hareketki ötüp Xitaydın kişilik hukuk depsendikilikinin cevapkarlıqını sürüştü kılıçının muşimliğini gevdelendirişken. Avam Palata azası Tom Sozi Efendi bu axtı toxtulup, adi kılıp etkanda biz Xitay 21. əsirde devam kılıvatkan en çok teşkillik kişilik hukuk depsendikiliki haqqıda sözlavadımız. Biz parlament azası bulupluq almay, belki insan buluş süptimiz bilen, Çet ellerdeki asasi insani izzet hürmet ve dini erkillikini koğulaşta mesuliyetimiz var diğerlerini bildirdi. Ondan başka parlament azası Chris Simms bu hafta Uyghurlar ve Kazaklarını asas kılgan Müslümanlarını irki kırgın kılış ve kan kölemlik tutup duruş kılmışı Xitay komünistler tarafından sadır kılıngan rezil cinayi kılmıştır. Xi Jinping ziyankeşlik kılıp bir milletini bir bütün yokutu etmekçi bolganda Amerika sükut kılalmaydı. Uyghur liniyesi bilen barlık bastırılgan kişiler birleşip Xitayning Sharq Turkistondagi kishilik huquqi daxli ta'rif qilish qilmishiga diqqatini markazlashtirib, dunyodagi eng og'ir kishilik huquq fojiasini to'xtatishga tirishishi lozim dedi. Uyg'ur harakati raisi Roshan Abbas xonim bu vaqtda Xitoy Uyg'urlarni qirg'in qilib yo'qotishga kuchayotgan hamda dunyoning har qaysi joylaridagi demokratiya va erkinlikka buzg'unchilik qilmoqchi bo'layotgan bir muhim paytda Uyg'ur mulozimat liniyasining qurilishi tabriklashga arziydi. Men Amerika parlamentining bu harakatidan to'liq minnatdor. Bu Uyghur meselesinin asasi liniyaya kirgenlikini körüstüp berdi. Biz Uyghurlar Chris Simms Efendi ve onun başçılığında hemkarlaşıp muşim lahiyeni oturgu koygan parlament azalarına rahmet eydimiz. Hem de bütün dünyanın bu Uyghur mülazimet liniyesini ülge kılıp öz devleti de ihtipak kuruşunu, şu arkalık bu bir meydan kırgıncılıkını ahırlaştırışkı küçük kırışını ümit kılımız digen. Xitay bilen Rusya armiyesi kiler ayda birleşme harbi manevri ötküzüdügan boldu. Xitay Rusya birleşme harbi manevri maqsadının Rusya bilen Xitayning uruş qilish iradesi ve iqtidarını namoyon qilish ekanligi bildirildi. Rusya devlet müdafiye ministerliğinin bayonotida Rusya armiyasidan bazı qismlarining avgustning 4-lirida Xitayda ötküzüldügan özara ta'sir ko'rsatish 2021 nomliq harbi manevriga qatnashidiganligi bildirildi. Birleşme manevriga tahminen 10 ming askerinin qatnashidiganligi uqtirilgan bayonotda har xil tipdagi harbiy ayroplan va Bironovik avtomobillarning ham qatnashtirilganligi eskartildi. Bayonotda manevrning maqsadi Rossiya-Xitoy munosabatini shundayliq keng ko'lamlik hamkorlik va strategik o'zaro ta'sirni kuchaytirish hamda ikki davlatning qurolli kuchlari o'rtasidagi harbiy hamkorlik va do'stlik saviyasini yuqori ko'tarishdan boshqa yana Rusya bilen Xitayın uruş kılış iradesi ve iktidarını namayan kılıştır diyen sözlerge alahide uğruna cırtıldı. Rusya Amerika stratejilik mukimliq yığını çağırıldı. Rusya ve Amerika heyetleri otursa da Şivissariya'nın Cenve şehirde stratejilik mukimliq yığını çağırıldı. Rusya Taşqi İşlar Ministerliği tarafından elan kılınan yazın bayanatı bildirilişçe, Rusya ve Amerika heyetleri yadro kurallarını kontrol kılışını öz içine alan iki devlet otursidiki kilişmezlikler hakkında söhbet ile biriş için Şivissariya'nın Cenve şehirde bir yerge cem bulgan. Bu dairede iki devlet hasılı kılınan kilişimlerinin devamı tarihisi de stratejilik mukimliq meselesi de Rusya-Amerika diyaloginin yeni baskıcı işe aşırılgan. Rusya heyetiga Rusya Muavin Taşqi İşlar Ministeri Sergey Ryabkov Amerika heyetiga Amerika Muavin Taşqi İşlar Ministeri Wendy Sherman riyasetçilik kılgan yığında İki devletin stratejilik mukimliq kural yarağlarının kontrol kılınışı ve hırslarının azaytılışıga qarata tedbirler meseleleri müzakere kılıngan. Yığındinkin taratqularga bayanat bergen Ryabkov yığının ünümlük ötkenlikini ve bunundun intayın xursan ikkenliklerini eskertgen. Hem de iki devlet otursa da kural yarağlarının kontrol kılınışı sahası da krizis şekillengenlikini tekitlep mundaqtigen. Amerika ijobiy suhbat o'tkazishga tayyor. Bu intayin ijobiy bir nuqtadir. Yig'inga Amerikaning barliq organlariga vakillik qiladigan bir hay'at qatnashdi. Biz muhim masalalarda o'xshamagan ko'z qarashlarimiz bor deb yakun chiqardik. O'xshash ko'z qarashdagi masalalarni ham bayqadik. Buni taraqqiy qildirishni xohlaymiz. Turbiy xatirligi sohasida Amerika bilan o'zaro davomli fikr almashtirib turayotganligini bayon qilgan Ryabkov bu sohadagi suhbatni davomlashtirishni xohlaydiganligini bildirdi. Angliya, Fransiya ve Xitayning Rusya bilen Amerika o'tirsidagi strategik mukimliq meselesidagi muzokaralarga daxil bo'lishga tayyor emasligini eskertgan Ryabkov, biroq keyingi muzokaralarda Angliya bilen Fransiyaning yadro kuchi masalalarining nazarga ilinishi bizga nisbatan muhim ishdir degan. Amerika bilen yangi bosqichliq yig'inning sentabrning oxirlari ishga oshirildiganligini qayd qilgan Ryabkov, bu yig'inga tayyorlik qiladiganliklari va davomli xizmat ishlaydiganliklarini aytgan.
Amerika parlament azaları Hilton Gorohi'den Xotendeki mihmansaray kurulışını toxtatışını talep kıldı. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilişçe Amerika parlament azaları Hilton Gorohi'den Şarq Türkistan'ın Xotendeki mihmansaray kuruluşturunu toxtatışını talep kılgan. Haberde kayıt kılınışça Amerika parlamenti ve memuri başkuruş komitetinin reisi Demokratlar Partisi'nin Kengash Palata azası Jeff Merkley ve Birleşmenin reisi Cumhuriyetler Partisi azası James P. McGovern 29. iyul Hilton Yerşari Mihmanxane Gurohi'nin baş icraiye emeldari Christopher Nassetta'ya mektup yollagan. Mektupta Hilton Gurohi 2018 yılı Şarkı Türkistan'ın Xotan rayonunda Xitay tarafından veyran kılınan mescit ornığı Mihmanxane salmakçı bolgan haberden endişe kılıp atkallıqı. Hilton'ın öz namını Şarkı Türkistan'daki milyonluğun Uyghurlarına icra kılınıp atkan kırgıncılık ve zulümgü katnışış ve ilgiri sürüşke işiltişige yol koymaslığı gerekliki. Şarkı Türkistan'da halkaralık markalarının devamlık mevcut bulup duruşu, Xitay'a nispeten kişilik hukuk depsendikçilik kılmışını aklaş üçün ammevi fırsat bulup kalırgallıkı bildirilgen. Mektupta yana Hilton Gorohi'nin BDT Yerşari kişilik hukuk ahdinamasığı imza koyup, halkara kişilik hukukunu kollaydıgallıkı doğrusudu vədi bergen şirket işgallike əsletilip, şunu biz Hilton'nın tedbir kollunup Xotendeki mihmanxane kuruluş türü ve onun markası bilen bolgan alakını toxtutup, Xitay'nın Uyghurlarga icra kılıp atkan bastırış kılmışını rət kılış sepige koşuluşunu talep kılımız deyilgen. Məlum buluşça Federatif Kengash Palata azası Marco Rubio ve Avam Palata azası Christopher Simmons qatarlıqlar mı bu mektubka ortak imza koygan. Amerika Tayvan'ın Xitay xaritisini körüstülüşünü çekleş kanun lahisini makulledi. Taypi vaxtı gezdinin 30. iyuldaki haberde bildirilişçe Amerika Avam Palatası çarşamba günü Çet'elinin yardım xaraciti kanun lahisini makullab, meblağının Tayvan'ın Xitay Xalık Cumhuriyeti'nin bir kısmı deb tasvirleydigan xariti yasaş, setiveliş ya ki körüstüşke işiltilişini çekledi. Bu tüzütüş kirgüzüşünü Cumhuriyetler Partisi'nin 5 vekili Tom Tiffany, Steve Chabot, Scott Perry, Kat Kammak ve Mike Gallagher oturuğu koydu. Ve başka 10 neçi tüzütüş kirgüzüş arkalık bıraklama kullandı. Tiffany çarşamba günü Avam Palatası da söz kılıp mundaq dedi. Bu bir ortak akıl ölçümü. Hemimizge ayan bolğunudak Tayvan azaldın komünist Xitay'nın bir kısmı emez. Tayvan halkı özlerinin rehberlerini saylaydı. Özlerinin korallık küşlerini küçeydi. Özlerinin taşkı siyasetini yolu koydu ve özlerinin halkara sodik ilişimini saklaydı. Parlament azası Steve Chabot söz kılıp her cahedin elip etkanda Tayvan ilgilik hukukluk, demokratik ve müstakil devlet. Bununla karşı herkandık talep pekat yalgandın ibaret digerlerini bildirdi. Tiffany hizmettaşlarına Amerika'nın samimiyetsiz bir Xitay siyasetinden vazgeçişi gereklikini, ondaq bulmağanda bunun Beijing'nin Tayvan'nın komünist Xitay'nın bir kısmı işgallikidek yalgan cedellerini itiraf kılgallıq bulduğallıqını etdi. Ve gerçi bu tüzütüş kirgüdüş lahisi bir Xitay siyasetini derhal ahırlaştırmışı mı? Ama biz hiç bulmağanda samimi xariti işiltişini talep kılalayımız. Emde bir Xitay siyaseti yalgancılıqını devamlaştırmayımız digerlerini bildirdi. Devlet İşleri Mahkemesi taşkı ticaret ve alakadar programlarını taksimleş kanunu 2022 namlık toluq çıkım kanun layısı köpsallık azalarının belet taşlaşı bilen makullandı. Bu kanun layısı keyingi kademde Amerika Kengash Palatası'a evetildi. Eğer tasdiqlansa Amerika Prezidenti Joe Biden'a evetildi ve onun tasdiqidan keyin kanunga ayrıldı. Newsweek'nin haberige qaraganda Tayvan Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Ou Jiang'an taratqularga Amerika Parlament azalarının emeli hareketler bilen Tayvan'ın devamlı kolluğallıqı üçün minnettarlıqını bildirdi. O muhbirlerge kılgan sözü de Tayvan bu kanun layısının ilgirlişini kollaydı. Amerika icraiye ve kanun çıkırış tarmakları bilen koyuk alakını saklaydı. Amerika Tayvan'ın aktif münasibetini devamlı çunkurlaştırdı digerlerini bildirdi. Xinandaki kelkünde kilip çıkan iktisadi ziyan 91 milyard yuandan aştı. Xitay haberleri doğrunun bugünkü haberde bildirilişçe Xinanın kısmen cayları yenili xatar içide kalgan bulup, ölgelerinin sani devamlıq köpeymekte. Haberde kayıt kılınışça Xinan ölgelik hükümet uçuruşhanesi 29. iyul kelkündün müdafiyeliniş ciddi akbarat ilan kılışıgını ötküzgen. Yığında aşkarılınışça 29. iyul saat 12 gece Xinandaki katlıq yamğur sebeplik yüzbergen kelkün apıtıda ölgeler 99'a yetken. Jinju metrosi 5-nji numarlıq liniyasi suudi g'arq bo'lib 14 nafar odam o'lgan. 26-nji iyuldan 29-nji iyulgacha Shenyang, Jumadian, Zhukou, Shangchou, Kaifeng, Puyang, Xinjiang, Heyi, Anyang qatorliq yerlarda qattiq yomg'ir yoqqan hamda qattiq bo'ron chiqqan.
Ma'lum bo'lishicha, bu qitim Xinanda yuz bergan qattiq yomg'ir Xinan o'lkasidagi 1573 yezi bozoridagi 150 dan ortiq nohiya shahar rayonidagi 13 million 320 ming odamga ta'sir qilgan. Kelkun keltirib chiqargan iqtisodiy ziyon 91 milliard yuandan oshib ketgan bo'lib, taxminan 14 milliard 100 million dollarga teng keladi ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Ertaki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashkurmiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.